Efendim, öğlen ajansıyla karşınızdayız. Gündeme dair öne çıkan önemli gelişmelerin yorumlarını, değerlendirmelerini. Bugün çok önemli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Gerçekten ben de çok heyecanlıyım hocamızı burada gördüğüm için. Hemen sizlere takdim etmek istiyorum. Sosyal antropolog ve araştırmacı yazar Sayın Suat Turgut. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. Güler yüzlü dost. Çok teşekkür ederim. Valla sizi görüp de güler yüzlü olmamak elde değil. Öyle bir enerji veriyorsunuz ki insana. Kanaldan içeriye girdiniz. Yönetmeninden rejisine, işte sunucusundan bütün çalışanlarına kadar böyle enerjinizi dağıttınız. O yüzden mutlu olmamak elde değil sizi gördüğümüz için. Ne güzel. Şimdi insan hep takıntılarla yaşar. Evet, ne Ya yazık ki. geçmişe takılır ya da yarının korkularını taşır. Evet. Dolayısıyla şimdi de olamaz. Ben şunu sorarım insanlara. Böyle özellikle mutsuz takıntılı insanlara. Kendim de öyle olmuyor muyum? Zaman zaman Hepimiz önümüze oluyoruz. koyuyoruz. Ama bu engel daha büyük bir çözüm bulabilmek için bir fırsattır. Farklı bakmak gerekiyor. Şimdi çocuklar neden mutludur diye herkes kendine bir sorsun. Evet. Bakın Evet, çocuklar çocuklar neden neden mutludur? mutludur? Biraz düşünün. Daha derin düşünün. Çünkü takıntıları yok. Çünkü çocuklar şimdinin hakkını verir. Bak şimdi de yaşıyorlar. Bizi o şeyden alıkoyan ne biliyor musunuz? Nasıl diyeyim? Biraz önce dediniz ya geldiniz böyle böyle oldu. Çünkü ben şimdinin hakkını vermeye çalışıyorum. Şimdi de oluyorum. Ve Takıntılarınız farkında yok. değiliz. Farkında değiliz. İnsan aslında bütün ömründe tek anda yaşayarak bakın hayatını sona erdirir. Mesela şöyle diyeyim. Bakın şu anda şimdisiniz. Evet. Yine şimdisiniz. Evet. Bakın yine şimdisiniz. Evet. Ölürken de şimdi öleceksiniz. Aynen öyle. Çok Dolayısıyla doğru. tüm zaman, tüm hayat aslında tek anda yaşanıyor. Evet. Şu andasın ve tüm hayat bu. Ha hayatın kendisini tanımlamak isterseniz ne var önünüzde? Bir süreç. Doğdunuz, yıldız kayıyor. Bakın dikkat. Ama hep tek anda olarak hayatınızın sonuna yürüyorsunuz. Şu süreç size hediye edilmiş. Ya bunu doğru dolduracaksınız ya da doldurmayacaksınız. Anlatabiliyor Kesinlikle, muyum? evet. Geriye bakacaksınız. Ya güzel bir ışık bıraktınız ya da bırakmadınız. Anlatabiliyor muyum? Evet, ama önemli Avuçta olan şu kalan anda. kadarıyla varsınız. Kesinlikle öyle. İnancımızda da o var. Bakın diyor ki ölüm ötesinde cehennemin odunun kömürü yok yaptıklarınla beraberinde getireceksin. Yani insan sonuçlarıyla vardır. Evet. Şu anda travmalı bir dünya hatta diyebileceğim. Var. Bakın herkes var. Daha doğrusu insanlar var ama bazıları yaşıyorlar. Bazıları şimdinin hakkını veriyorlar. Bazıları bir şey üretmek, toplumu yüceltmek, kendi hayatını daha güzel yapmak için bir kaygı duyup onun bedelini ödemeyi göze almak Evet. gibi problemleri önüne koyuyor. Ötekileri ne? Mesela çoğunluk ne? Kayıpta. Bakın şöyle duruyor. Kurtarıcı bekleyenleri mi dersiniz? Kendini mutsuz etmek için bin tane sebep bulanları mı dersiniz? Bakın her yerde bu şey var. Dediğim gibi takılmalar var. Oysa Evet. ki dünyayı güzelleştirmek mümkün. Birileri dünyayı mesela karıştırıyorsa, kötülük yapıyorsa, yahu iyiler siz neredesiniz derim ben hemen. Kesinlikle öyle. İyiler neredeler? Doğru. Evet, şimdi buradan şunu da tamamlayayım mı? Aslında ben hep konuşan olmak istemiyorum. Güzel sorular eminim ki vardır sizde. Ama laf lafı açmışken, yani aslında konu dışı konuşuyoruz gibi ama bence insanların yüreğine ışık olsun bunlar. Kesinlikle öyle. Bakın herkes kendine sorsun mesela. Dünya gel beni yönet diye bir ses duyduk mu? Bakın kimse duymadı değil mi? Hayır. 7 milyar insan bunu kendine sorduğu anda herkes diyecek ki hayır. Peki ondan sonraki sorumuz da şu olsun. Dünya gel beni yönet demediğine göre birileri dünyayı yönetiyor mu Elçin Hanım sizce? Evet. Evet. Doğru, Peki yönetiyor. neden? Bakın çok önemli bir yere geliyorum. Neden? Çünkü hayalleri var. Hayal ve hedefi olanlar dünyayı ancak bakın Yönetebilir. yönetir ya da güzelleştirir fark etmez. Ama Anlatabiliyor muyum? hayal ve hedef Bakın en önemli olan. hayal ve hedef olmayan ne olur? Başkalarının hayallerinin kuklası olur. Evet. Şimdi bak robotlaşma, kitlesel hipnoz. Dünyayı yöneten egemen güçler, kötüler özellikle. Bakın bütün toplumları ihtiyacı olmayan şeyleri ihtiyaç gibi şartlandırarak, Gösteriyorlar. anlatabiliyor muyum? Zihin işgali yaparak özellikle çocuklarımızı elimizden çalarak hipnoz ediyor. Ve ondan sonra 7 Çok milyar insanı çok yaşayın derler bizde. Hep birlikte diyorsunuz tabii teşekkür siz de değil mi? ederim. Dediniz. Harika. Dünyayı yöneten bu egemen güçler bizim insanlarımızı değil bakın bütün dünyayı hipnoz ederek o bir avuç insan
Bence dünyanın kanını emiyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Onlar hayal kuruyor. Ben nasıl yönetebilirim diye arkasından bir soruyu soruyor. Ya da şunu ne yapabilirim? İkinci felsefeyi koyuyorum ortaya. Soru varsa yanıtı var. Senin problemin var, ötekisi var, bilmem ne, çözülmemiş sorular var. Kardeşim bir şey soru ise onun yanıtı mutlaka bir yerde saklıdır. Kesinlikle. Peygamberimizin sözüne bakın. Soru ilmin yarısıdır. Soru varsa, sorun varsa zaten cevabı var. Yani yanıtlar bizi bekliyor. Bizim sorumuz hazır mı? Ama dikkat edin, soru soran toplum olmaktan çıkarıyorlar. Sistem bunu yapıyor. Evet, kuklaya dönüştürüyor. Tabii. Mesela bakın şu anda bir travma şeyinden bahsedeyim. Durumundan bahsedeyim. Türkiye ya da burası hiç fark etmiyor. Dünya da buna inandırılmış vaziyette. Özellikle Türkiye için söylüyorum. Mesela benim çocuklar da vardı, işte sınavlara girdiler. Ya 14 sene bunlar koşturdu. Evet. Bakın dikkat. Ne yaptılar? Test çözdüler. Dikkat edin, orada olay test çözme değil. Sorulan sorulara yanıt veren robot haline getirildiler. Evet. Bak sorusu yok. Hepimiz. Soru sorma yeteneğini elinden aldılar o çocukların. Alıyorlar. Ama bakın 3 merhalesini anlatacağım. Aşamasını. Sorulara cevap veren, 14 sene boyunca test sorularına cevap veren hafıza kartı haline getirdik o insanları, çocukları. Sonra bakın dikkat, 2,5 milyon insanı sanki bir haltmış hafıza kartı gibi olmuş. Oysa ki bilgiye her an ulaşabiliyorsun. Evet. Düşünen insan yarat ya. Yani hafıza kartı yaratma, düşünen insan yarat. Robot yaratma, evet. Bakın o hafıza kartı olan insanlara sonra da bir sınav getiriyorsun önüne. 2,5 milyon insanı sınava sokuyorsun. Elçin Hanım bakın, cinayete bakın. 200 binini alıyorsun. 300 bin de parası varsa okuyor. Diğer 2 milyona hangi duyguyu yaşatmış oluyorsunuz? Lütfen söyler misiniz? Bitmişlik. Evet. Sen değersizin tekisin. Evet. İşe yaramazın tekisin. Doğru bak. Sonra peki ben şunu soruyorum. Diyorum ki değersizlik duygusu bir insanda ne yapar? Soralım ne kendimiz. Ne yapar? Değersizlik. Özgüvenini yıktı mı? Yıktı. İçe kapandın mı? Kesinlikle. Varlığından mutlu değilsin. Asla. Tamam. Dibe vurdun. Vurdum. İntihar bile edersin. Yani İnsanın psikodinamiği zaten bu ki görülüyor. Evet, ki görülüyor kesinlikle. Bakın değersizlik duygusu yıkımın ta kendisidir. Biz evlatlarımızı, milyonlarımızı her yıl aslında değersizlik duygusuna atmak üzere, tahrip etmek üzere, mahvetmek üzere bir sistem üzerine çalışıyoruz. Evet. Ha bunun çözümü yok mu? Var. Orası ayrı bir şey. Onu da geliştirmişim. Ama Milli Eğitim Bakanları ya da Cumhurbaşkanı inşallah beni dinlerler. Bir gün derler bu adam ne diyor? Çağırırlar, yaparız. Ama ilk önce Kıbrıs'ta keşke yapabilelim. Bizim Milli Eğitim Bakanımızla, buradaki bakanımızla biz konuştuk. Eğer zaman olursa konuşacağım. Ben Kıbrıs'taki çocuklarımızın tabii geleceğiyle ilgili de projeler yaptım, çalışmalar yaptım. Ben şunu getireyim, o buraya girmeden önce. Değersizlik duygusu dedik ki yıkar insanı, içe kapatır, bitirir. Peki ikinci bir şekilde nasıl çıkabilir değersizlik duygusu? Mesela kendini suçlu hissederse kişi ne yapar? Suçu başkasına atar, doğru mu? Doğru. Saldırgan olur. Yön değiştirir. Psikolojide savunma mekanizmalarına başvurur. Evet. Bakın terörist olur. Örnek. Evet. Çünkü kendinden nefret eden insan ne yapacak? İçindeki nefrete bir maske bulacak, sebep bulacak. Terörist olur. Evet, Allah korusun. İşte bakın ya da bakın uyuşturucuya yönelir. Kardeşim uyuşturucuya niye düşüyor insanlar? Evet. Kötü alışkanlıklara, kötü davranışlara niçin düşüyor çocuklarımız? Mesela şimdi bakıyorum, sizin gazeteleri ben takip ediyorum Türkiye'den. Türkiye'de de aynı, dünyada da aynı. Ama yani bizim gibi daha değerlerini güya bilen toplumlar, işte inanç toplumların düşmemesi gerekiyor bizim çocuklarımızın. Ama hap kullananlar, başka şey yapanlar, ya 12 yaşındaki çocuk kullanıyor. Evet, ne yazık ki. Niye kullanıyor diye kimse sormuyor biliyor musunuz? Sormuyor derken, çok yaşayın lütfen. Rica ediyorum. İyi insanların, güler yüzlü insanların hayata katacağı şey var. Onun çok için üzüldüm. Elçin Hanım çok yaşayın. Çok sağ olun. Bin yaşayın hatta. Evet. Evet, amin. İnşallah hep birlikte. Hep birlikte. Şimdi gelelim şeye. Bakın çocuklarımızı uyuşturucuya yöneltiyorlar. Bazı tuzaklar kuruluyor. Peki o tuzaklar kim üzerinde işleyebiliyor kolaylıkla? İşte biraz önce bahsettiğim değersizlik duygusuna atılmış insanlar. Yarın kaygısı, korkusu aşılanmış, öğrenilmiş güçsüzlük. Anlatabildim mi? Evet. İşe yaramazlık duygusu, bütün bu değerler yalama edilmiş. O çocuklar zaten avdır.
Evet, kesinlikle. Milli benliğini bilmiyor. Adam başka kültürlerin kompleksi içinde. Hı hı. Atatürk'ün sözü ne diyor? Milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlerin avı olurlar diyor. Evet. Bakın onların hepsi av, kurban, kurban. Ondan sonra da diyoruz ki ülkemizde niçin bayrağına, vatanına düşman insan var? Çünkü sen onu köklerinle, kök değerlerine beslemedin ki o çocukları. Öyle yetiştirmedin ki. Kahraman atalarını tanımıyor ki. En olumsuz şartta bile ya istiklal ya ölüm diyen bir ruhu tanımıyor ki. Ya da Allah'tan ümit kesenlerin ancak perdeliler, kafirler olduğunu söyleyen kutsal kitabını bilmiyor ki. Her taraf kötülük olsun abi. Birisi çıkacak, ışık yakacak. Evet. Bu ışığı da siz yakmak istediniz. Ben yakmak istiyorum derken, hı hı. Bakın bir kişi, çok önemli, evet. Benim bütün felsefem şu. Ben nasıl bir şeyler oluşturduysam, hı hı. Çok şey yaptım, hepsini de açıklamıyorum daha, yavaş yavaş. Şimdi onları öğrenmek istiyorum ben aslında. Bu ışığı yakmak isteyen Sayın Suat Turgut kimdir efendim? Çok güzel bir açılış yaptık. İnsanlar şu anda merak ediyorlar. Kesinlikle bizler çok iyi biliyoruz sizleri ama insanlar şu an merak ediyor. Yahu bu Suat Turgut kimdir? Hani necidir, ne iş yapar? Hemen size sormak istiyorum. Kimdir efendim? Valla böyle bakın derinlemesine bir anlatsam herkes evet. Kopar. Bilmiyorum yapayım mı? Yoksa yapmayayım. Programımızın el verdiği ama kadar. Evet yani kısa anlamda şöyle söyleyeyim ben size. İnsanlar kendini var zannediyor değil mi? Hı hı. Ben de öyle zannediyorum. Hepimiz. Ama bakın 100 dünya yılı önceki insanlar şimdi var mı Elçin Hanım? Yok. Ya çok basit bir şey. 100 dünya yılına gidin, sonraya gidin. Hı hı. Biz var mıyız? Olmayacağız. Dolayısıyla. Bakın rüyayı görüyorsunuz, gerçek zannediyorsunuz. Uyanınca ne diyorsunuz? Ağır rüyaymış. Ağır rüyaymış. Evet. Şu anda itibaren geçmişinize bakın. Biraz önce dedim ya aslında tek anda yaşıyoruz. Hı hı. Farkında değiliz. Hı hı. Şu andan geçmişe bakın kaç saniye geliyor hayatınız? An değil mi? An, yine bir an. Bakın yaşadığınızı zannettiğiniz boyut da bir an. Peki hayatının sonuna gelen ki geldiğimizde de aynı duyguyu yaşayacağız. Hı-hı. Gelen bir yaşlıya, akrabanıza, ninenize, dedenize neyse gidin sorun. Bana hayatı anlat diye size ne cevap verecek biliyor musunuz? Ah oğul dün gibi. Evet. Yaşamak bir illüzyon biliyor musunuz? Kesinlikle. Hah dünyada 100 dünya yılı kalıyoruz. Bakın ben enerjimi nereden alıyorum? Hı hı. Bu da bir sır değil. Çünkü ben sırdan hoşlanmıyorum. Ben bildiğim her şeyi vermek istiyorum. Anlatabildim mi? Paylaşmak istiyorum. Projelerimi bile söylüyorum. Yemin ederim çalıyorlar mı dersiniz, alıyorlar mı dersin? Hangi kavramla yorumlarsan yorumla. Keşke söyleyip alsalar. Biraz da yardım ederim. Doğrusunu yaparlar. Evet. Kullanıyorlar filan. Aa ne güzel diyorum. Mesela 2023 ile ilgili geleceğin tarihini yazan bir makale yaptım. Şimdi açmayayım o konuyu. Masallar yapıyorum, masallar yazıyorum, farklı bir şey. Hı hı. Onu çalıyorlar. İşte adam olmuş çocuklar falan filan diye rol model çocukları olacak kahramanlar yapıyorum. Alıyor, başlığını değiştiriyor. Hezarfen'le bir gün falan filan. İçinde de yazıyor. Diyor ki biz resimli şekilde işlemedik. Çünkü diye kendine bir bahane vuruyor. Çünkü yapamasın da ondan. Hı. Anlatabildim mi? Evet. O ruhu veremesin de ondan. Orası da ayrı bir şey. Hı hı. Yani böyle şeyler yapıyorum. Takdir görülüyorsunuz. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Kıskanılıyorsunuz. Ah çok şükür diyorum. Keşke benim gibi 20 tane daha adam çıksa. Hı hı. Yani herkes taklit yapsa, etse. Yapsa evet. Çocukları örümcek adamların, Barbie bebeklerin, Winx'lerin, Rambo'ların kurbanı etmesek. Rol model olarak aldıkları. Demek istediğimi anlatabildim mi? Evet. Çok çok iyi anladım. İşte bu yüzden de siz de kendinizi artık çocuklara adadınız. Bir ışık olmak istediniz. Ve neden? Bunun nedeni de çok önemli. Gençlerin zihin işgalini engellemek için. Biraz önce evet. De söylediğiniz gibi. En büyük işgal Barbie zihin yani. İşgalidir. Evet. Zihni işgal ettiğiniz bir toplumu köle yaparsınız mesela. Kesinlikle. Bakın mesela size bir şey söyleyeyim. Şurada bir enteresan bir şey var. Evet. Bu bir fotoğraf yani. Hı-hı. Sadece izleyicilerimize bunu aktarabilmek için anlatıyorum. İyilik ağacı. Hı-hı. Evet. Ben bunu nasıl çıkardım? Bakın 20 yıl önce düşündüm. Evet. Değerler eğitim sistemi olmalı. Ve 15 senedir fiili çalıştığım Hı-hı. kavramlar var. Evrensel anlamda insanı insan yapan değerler nedir? Evet. Kutsal kitabımız ne diyor? Diğerleri ne diyor? Falan filozoflar ne diyor? Hı-hı. Doğrunun aslında ırkı mırkı yok. Cinsiyeti de yok. Doğru insan ne demek ya? Doğru insan. Doğru insan. Bu evet. kavramın içine girecek bütün davranış, hı hı. anlatabildim mi? Örneklerini kavram olarak önüme aldım. Evet, burada da şimdi, görüldüğü evet. gibi. Sonra bunlarla ilgili ne yaptım? Mesela işte böyle bilinen kelimeler biraz yalama olmaya başladı da saygı. Saygı kardeşim bu saygı değil, varlığı kabul. Hı hı.
İlk önce kendine saygılı olacaksın. Kendine saygısı olmayanın saygısı zaten roldür, tuzaktır. Hani racon keserler ya, böyle hürmetli gözükürler bilmem ne. Onların hepsi maske. Kendini sevmiyor ki, kendine değer vermiyor ki saygılı olsun. Saygı kendini kabul etmektir en başta. Kendini affetmektir, kendine değer vermektir, kendine saygılı olmaktır. Ondan sonra evrene saygılı olacak. Evet, kesinlikle. Varlığı kabul edecek. Dolayısıyla bakın, kavramların için öyle sadece görünür boyutta değil, içini doldurarak bir sistem geliştirdim. Eğitim modeli geliştirdim. İddiam da şudur. Bakın, o dünyayı nasıl işte bilmem yöneten egemen güçlerden bahsettim. İddiam da şudur. Kokuşmuşluğu, çürümüşlüğü, bölücülüğü, bu değersiz duygusuna atılmış gençliği bir yılda, bakın şey yaparım, kendine getiririm. 10 yılda da dünyanın en erdemli tohumun, neslinin olabileceği şekilde tohumları atabiliriz. Evet. Tabii onu tek başına yapmayacağım. Öğretmenleri toplayacağım, bir sürü insana görev vereceğim. Evet. Bunu nasıl başaracağız? Bunu kısacık bir reklama gidelim. Kısacık bir ara verelim. Aranın ardından anlatalım. Nasıl başaracağız? Hep birlikte el ele nasıl başaracağız? Öğlen Ajansı kısacık bir araya gidiyor. Aranın ardından yine tüm hızıyla devam edeceğiz.